Dostlar, herkese selam. Şu anda sevdiğim arabalardan bir tanesi olan, yani bir diğeri olan Hyundai Elantra'yı test ediyorum. Bu araba C sınıfına da oynuyor, D segmentine de oynuyor. Gerçi orada işi biraz çok zor ama genellikle C segmentinde tüm rakipleriyle rahat başa çıkabilecek özelliklere sahip. Bir kere bu arabanın, yani o Güney Kore'nin yeni dönemde yaptığı tasarım hatasını çok net bir şekilde görebildiğiniz özellikleri var. Yani Elantra'ya dışarıdan baktığınız zaman son derece iyi giyimli, son derece karizmatik görünen bir araç. Zaten test otomobilinde özellikle seçmişler bunu elbette. Kırmızı renklere sahip. O kırmızı renklerle sınıfında bütün arabaları bir araya getirdiğim zaman dikkat çeken bir yapısı var. Kendini çok rahat bir şekilde, tasarım konusundan bahsediyorum, tasarım konusunda ön plana çıkartan bir araç. Elbette sınıfında bundan daha iyi görünenler var mı? Var. Ama hani zirveye doğru kendisini yazdıracak tasarımı var. Özellikle mesela bu arabaya arkadan bakmayı çok seviyorum. Yani orada en karizmatik detaylarına sahip olduğunu düşünüyorum. Keyif veren bir yapısı var bana. Park ettiğim zaman şöyle bir kafamı çevirip baktığımda iyi giyimli, kompakt, tam o sedan karakterinde bir araba görüyorum. Bu son derece iyi bir durum bu tip araçlar için. Yaşam alanına geçtiğimizde ya burada çıtayı biraz yükseltmesi gerekiyor. Çünkü birçok rakibinden geride kalan bir plastik malzemesi var mesela. Onların hızlı bir şekilde değiştirilmesi lazım. Yani rekabet gücünü daha yükseğe çıkartmak istiyorsa bunları yapması gerekiyor. Kullanılan ekran, teknolojik gelişmeler konusunda da aynı durum geçerli. Birkaç adım ileriye gitmesi gerekiyor. Yani mesela direksiyon simidi tasarımının kesinlikle çok daha iyi olması lazım. Böyle geçmişten kalmış gibi, biraz ince ve yönlendirme kabiliyeti açısından da çok iyi değil. Bak, bunlar negatif özellikleri, bunları iyileştirmesi gerekiyor zaten. Hyundai yönetiminin de bunun farkında olduğunu biliyorum, konuşuyorum onlarla. Elantra yenilendiği zaman birkaç adım ileriye gidecek, o rakiplerinin ön plana çıkacak, özellikle teknolojik özelliklere sahip olacak. Tamam, bu kadar eksisi var ama şöyle bir yanı da var. Bu arabaya 100 bin lira verip ulaşabiliyorsunuz. Yani burada teşvik indirimi yok, bilmem ne indirimi falan gibi detaylarla 100 bin lira verdiğiniz zaman 1.6 benzinli, 6 ileri oranlı manuel şanzımanla bu araca sahip olabiliyorsunuz. Diyelim ki otomatik istiyorsunuz, o zaman da sizden 120 bin lira gibi bir ücret istiyorlar. Bu paralara baktığım zaman sundukları gayet iyi. Yani o 100 bin lira dediğimiz zaman, bugün küçük sınıf hatchback arabalar 100 bin liraya çıkmış durumda. Hatta küçük sedanlar 100 bin liraya çıkmış durumda. O açığı çok rahat bir şekilde, yani bu içinde bahsettiğim plastik malzemesini çok rahat bir şekilde kapatan özellikler bunlar. Tabii ki gene burada karar sizin. Yani 100 bin lira diyorum ama yani siz birazcık daha fazlasına çıkıp daha farklı bir rakibini alabilirsiniz ama o 100 bin liralık etiket çok dikkat çekici Elantra gibi bir araba için. Kullanım karakteri açısından hiç sıkıntı yaşamadım. Aradığım ne varsa buldum. Bazı kumanda elemanlarını beğenmedim. Onlara da yapacak bir şey yok. Zamanla onların da kullanımına alışıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bu ekran falan biraz çağın gerisinde kalmış bir görüntü oluşturuyor. İç mekanda eşya gözlerinin sayısı oldukça iyi. Her yerden eşya gözü çıkıyor. Yani bardaklıkların kullanımı kolay. Görüş açıları konusunda hiç sıkıntı yok. Bak, bu çok iyi. Yani bazı arabalarda şu A sütunu gerçekten, özellikle şu anda yaptığım gibi şehir içi kullanımlarda sıkıntı verici olabiliyor. Bunu da çok iyi tasarlamışlar. Görüş hiçbir şekilde engellemiyor. Aynaların açısı da son derece iyi. Yani her şeye hakim olabiliyorsunuz. Arabanın nerede bitip nerede başladığını zaten ilk oturduğunuz andan itibaren hemen anlıyorsunuz. Bunun yanında mesela koltuklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yan destekleri olması lazım. Yani yan destekler yok denecek gibi. Bunların da geliştirilmesi gerekiyor. Arkadaki yaşam alanı oldukça geniş. Ailemle beraber yaptığım yolculuklarda zaman zaman arkada da oturdum. Severim çünkü. Artık yaş da ilerlediği için arka tarafta oturmayı. Son derece rahat bir şekilde kitabımı, gazetemi okuyabildim. O konuda da başarılı. Bagaj zaten, yani nasıl diyeyim, 500 litre üstü bagajlar artık günümüzde inanılmaz bir çözüm. Son derece rahat, ne isterseniz yükleyebiliyorsunuz. Performans söz konusu olunca, dizel otomatik bekliyorsanız Hyundai Elantra'da dizel otomatik yok. Olmayacak mı? Elbette olacaktır. Ama ben D
dizel motor sevmeyen birisi olarak 1.6 benzinli otomatik versiyonunu gayet mantıklı buldum. Yani ürettiği güç 120 beygir, 130 beygir aralığında. Tork aynı şekilde 165 Nm gibi. Yani bu veriler bana şehir kullanımında yeterli olan her şeyi veriyor. Çünkü 0-100 hızlanmasına bakıyorum. Bizde mesela yol ortalaması diye bir şey vardır. Yol ortalaması Türkiye'de 12,5-13 saniyedir hızlanma karakteri açısından. 11 saniye gibi bir hızlanma değerine sahip. 11-11,5 arasında. Bu veri de oldukça iyi. Süspansiyon sistemi de daha iyi olabilecek şeylerden bir tanesi. Yani biraz özellikle arka tarafta darbeleri fazla içeriye alıyor. Ön tarafta çok o sıkıntı yok ama arka tarafta biraz fazla dediğim gibi. Sürüş güvenliği açısından herhangi bir şey yaşamadım. Benim her zaman yaptığım test parkurunda test ettim. Yani virajları o ortalama bu tip araçlar seviyesinde test ettiğim zaman hiç sıkıntısız bir şekilde döndü. Elbette limitlerini zorlamamak gerektiğini hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Yakıt tüketimi, ya benzinli otomatik aldıysanız dizelden fazla yapacaksınız. Yani bundan yapacak bir şey yok. Ama maliyetleri hesapladığınız zaman her zaman kârdasınız. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani ilk satın almada, servislerde her türlü kârdasınız. Benzinli otomatik açıklanan fabrika verilerinde 6.5-6.7 falan gibi bir sonuç söz konusu. Ben buna testi yaparken ilk baştan zaten 2 litre fazla eklerim. Gerçi yeni normal formlara geçtik. Orada artık fabrikalar bize gerçek sonuçları söylemek zorunda. Şimdi Hyundai'de öyle bir veriye ulaşamadım. 2 litre eklediğim zaman 8-8.5 litre gibi bir sonuç çıkıyor. Şehir içinde elbette bu. Şehir dışına çıktığım zaman o rahat kullanımlar sırasında bir trafik olmadığında cep dostu olduğunu çok rahat ispatladı. Şehir içi kullanımlarda da yani biraz mantıklı bir şekilde hareket ettiğiniz zaman 8-8.2 litre civarında tutabiliyorsunuz. Dediğim gibi dizele göre fazla yakıyor ama alım maliyetlerini lütfen hesaplayın artık. Yani o aradaki 30 bin lira 40 bin liraya varan fark zaten sizin cebinizden en baştan çıkıyor. Sonrasına bırakın yolda kullana kullana bir de benzinlinin verdiği keyfi yaşaya yaşaya hissedin ama bilmiyorum dizel otomatik ülkemizde seviliyor. Neyse bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İşte Hyundai Elantra her özelliğiyle C sedan sınıfında, hatta bir ara dediğim gibi Hyundai D segmentini de denedi ama sonra kendisi de C segmenti olduğuna karar verdi. Oradaki araçlarla son derece rahat bir şekilde başa çıkabilecek bir karaktere sahip. Fiyat söz konusu olduğunda o 100 bin liralık etiket çok değerli. Bunu sunabiliyor. Yani sınıfında bunu sunan arabayı bulamazsınız. İşte Elantra ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. YouTube MSM diye unutmayın dostlar. İstediğiniz zaman gelin. Yani farklı bir kanal. Teknoloji de var, modası da var, gençlik haberleri de var. Yani aklınıza ne geliyorsa elbette benim ilgilendiğim kısım, araba kısmı. MSM Medya. Hepinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.